Biliyor musunuz bilette büyük ikramiye çıkanların 1/4'ü yani %75'i 2-3 sene içerisinde eskisinden daha yoksul duruma düşüyormuş. Neden biz biliyor burada... musunuz? Çünkü bütçe yapmıyorlar. Çünkü Zahide ile Yetiş Hayatı'yı seyretmiyorlar. Aa, süper. Süper. Vallahi paranız az ya da çok. Çokken zaten bütçe yapmak kolay. Azken yapmak önemli aslında. O yüzden ben evi geçindiren hanımlara minnettar, yani çok çok teşekkür ediyorum. Asıl maharet bu yöneticiler, CEO'lar bir sürü paralar veriyoruz ya. Hepsini aslında evde hanımlar hak ediyorlar. 3-5 kuruş biriktireyim derken idareli kullanıyorlar. Kadın da bu konuda çok iyi aslında. Bir 2014 hani böyle yeni sene mis gibi kokan bir seneye girdik. Böyle hayallerini soralım mı? Soralım tabii. Böyle bir hayalleriniz ne 2014 ile ilgili? Çok demeyin sakın vallahi bak. Bir dilek ağacı da getirdim ben bugün. Evet, ağacımızı da göstereyim, bu da çok güzel. Mesela dilekleri oraya asalım mesela. Ne dilediniz yeni yılda? Herkes önce şöyle sağlıkla başlıyor, tamam. Evet, yeni yılda ben sağlık, sıhhat, mutluluk diledim. Ondan sonra güzel bir tatil. Tatil dilediniz. Evet. Peki siz ne dilediniz? Ne dilediniz? Huzur istiyorum ben. Huzur. Yeşim Huzur Hanım istiyorum. Bu arada avukatımız için burada aslında. Neşe Hanım da öyle. İnsanın başına yaşadıkça neler geliyor biraz sonra göreceksiniz. Babasının vefat ettiğini başkalarından öğreniyor Neşe Hanım ve Yeşim Hanım. Ve bir sürü problemle beraber geliyor. Neşe Hanım dolandırılıyor, avukata gidiyor. Avukat tekrar dolandırılıyor, yine avukata gidiyor. Şimdi stüdyomuzda. Neler geliyor insanın başına? Başka ne dilediniz? Tatil. Önce evet. Sağlık tabii diyoruz. Haydi onu atalım. Yani önce sağlık, sonra kesinlikle sevgi. Ondan sonra parayla satın alınabilir ne diliyoruz, onu diyelim. Ev, araba, yazlık, kışlık, ne iş? Ama herkes her şeyi istiyor Zahide, öyle olmaz ki. Bir tane hedef koyalım. Ne demişler? İstediğiniz her şeye sahip olabilirsiniz. Ama birer birer. Hepsi yavaş, aynı anda yavaş değil. Yavaş yavaş, birer birer. Peki sizin dilek ağacınızda neler var? Şimdi dilek ağacında neler var? Bir araba var, evlilik var, bir ev var, böyle havuzlu falan, bir bilgisayar var, eğitim mezuniyet var, bir bisiklet var. Birçok şey koyabiliriz dilek ağacına. Böyle dilek ağacına bir şey koymak isteyen var mı? Mesela bunlardan bir tanesi ya da başka bir şey. Çok severiz böyle, kültürümüzde vardır yani, çok, böyle çok asarız, şey yaparız. Bir şey söyleyeceğim, kasamızı niye göremiyorum ben? Kasa, bak, bana, kasamızı kasa görmek el değiştirdi galiba. Kasayı kaybetmeyin oradan. Vallahi bak avukatımız da burada. Merak ediyorum. Kasamı göreyim ben hep orada. Ha, buyurun. Şimdi bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Ne o değişik olan? 7 sene benim emekliliğime var. Emekli olmak istiyorsun. Emekli olmak istiyorum. Bir de önce iş istiyorum. Başka bir gözüm yok yani zenginlikte. Daha ne olsun zaten iş. İşin oldu mu, emekli oldu mu? Peki o zaman bir alalım mı dilek ağacının yanına? Peki buyurun. Hanımı? Buyurun. Buyurun buyurun gelin. Buyurun. Gelin hemen alkışlarla. Buyurunuz. Ay bir gelmek istemiyor benim kızlar. Niye göbek var diye. İsminizi bağışlayın bana. Münevver Hanım. Münevver Hanım, iyi seneler tekrar. Dönün şimdi böyle. İşle ilgili bir resmimiz yok ama farz edelim ki bunu iş diyelim. Şöyle bir astık diyelim. Siz iş sahibi olmak istiyorsunuz değil mi? İş kurmak istiyorsunuz. Yeni senedeki hedefiniz... Kurmak değil de çalışmak istiyorum. Çalışmak istiyorsunuz. 7 senemi doldurup emekli olayım. Evim de yok. Yani kiracıyım. Buraya geliyorum işte, görüyorsunuz. Peki o zaman dilek ağacına şöyle bir sizin için bir dilek yapalım. Evet. Ondan sonra tabii burada dilek yapıp bunun için hakikaten istemek çok önemli. Öyle başlıyor hedef olarak. Ondan sonra mesela siz buyurun yerinize oturun. Biz sizi alkışlayalım. Sonra bitsin olay. Dur, nereye gidiyorsun? Dur, bir dakika, bir şey bir dakika. Bir dur, dakika. Bir dakika. Bir dön şöyle. Sen borç harcı yapar mısın yoksa benim gibi borçtan korkar mısın Münevverciğim? Vallahi param yok ki borç yapayım. O da doğru, ne yapsın? Param yok. Peki bir dakika ama durun. Duralım. Niye? Dur. Durduk. Dur. Şimdi para olaydı konuşurduk da. Evet. Ama şimdi para olaydı konuşurduk da deyince de olmuyor ki Zahide. Olması için bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte çalışınca bir şeyler yapmak gerekiyor. Mesela burada birkaç hafta önce mikro krediyi anlattık. Değil mi? Ama o 1 milyonla ne kadar ne yapabiliriz'i konuştuk. Konuşalım yine. Ama şimdi ya parayla sağlık olduktan sonra zaten dünya sizin oluyor. Bakın bulan buluyor. Bugün Pendik'teyiz. Şu 3G bağlantı senin arkanda görüyorum da evde. Ha öyle mi? Oo ne 3G güzel. 3G bağlantımız var. Yeni yılda vallahi herkes kendinden geçmiş.
Ne ya, milli piyango mu kazanmışlar diyorlar valla. Şu anda oynuyorlar mı orada? Oynuyorlar valla. Biz de oynayalım, çok hoşuma gitti. Sinan da orada. Her gün 3G ile bir evimize bağlanıyoruz. Bizi davet eden evlere gidiyoruz. Yılbaşı kutlaması mı? Valla anıların hiç umurunda değil. Çok... Maşallah. Lan neşeniz bol olsun. Çok iyi bakın. Harcınız borcunuz hiç olmasın. Hep böyle oynayalım tabii ama ne mümkün be. Peki Sinancığım. Hanımlar. Merhabalar sevgili Zahide Yetiş. Sesin geliyor sana. Merhaba Sinancığım. Geliyor. Neredesin şu anda? Pendik'te kimin evindesin? Soruları var mı bize? Buyurun. Evet şu anda Pendik'teyiz ve Süreyya Hanım'ın evindeyiz. Süreyya Hanım'la birlikte komşuları da bugün buradalar. Bugün Pendik'teyiz. Pendik'te yine Süreyya Hanım altın gününe sağ olsun bizi de davet etti. Hoş bulduk. Teşekkürler. Pastalar, börekler, çörekler dünden hazırlıklar yapılmış, tamamlanmış. Mezlekeyle de girdik, giriş devam etti. İsterseniz biraz daha kurtlarımızı dökelim biz. Ondan sonra tekrar muhabbetimize, sohbetimize dalıp Özlem Hanım'a bazı soruları var buradaki misafirlerimizin. Buyurun tabii siz kurtlarınızı dökün. Biz buradayız vallahi. Ama Sinan sen de oralarda aralara karışıyor. Sinan da kendinden geçiyor. Hanımlarla bir bakıyorum tamam oynuyor. Tamam o zaman başlayalım biz. Kurtları dökmeye devam ediyoruz o zaman. Allah Rabbim sağlık saat versin. Çok güzel. Hanımların hiç dünya onunla olmasın böyle. Hep oynayalım girelim. Yalnız en çok ev sahibi oynuyor gördüğünüz gibi maşallah. Oh Leş. Benim evim benim yılım. Aman hanımlar ne güzel da böyle. Altın getirdiler tabii ne bugün. Ne güzel böyle evet altına da taksit kalktı ondan da bahsedeceğim. Ha bu arada altın günü yapan hanımlar varsa böyle toplu halde altın geliyor ya o gün içinde. Onu nasıl değerlendirsinler? Onu bir kere evde tutmasınlar. Çalınır. Daha önce de onu söyledim. Yani burada bir 10-15 tane altın gelebilir. Evet. Hanımların birlikte olmalarına bağlı. Evet. Buna toplu misafir olarak yapmak istedikleri. Şimdi birikim çok önemli bu sene artık. Hani hakikaten 2014 senesinde tasarrufa girdik. O yüzden almak istedikleri şeyler için borçlanmak yerine zaten kredilere biz şey geldi. Biz mutlu yıllar olsun. Biz de kutluyoruz. Ekranların en güzel kızı, prensesi, bir tanesi. Kalbi kadar güzel olan insan, melek gibi bir insansın. Seni çok seviyoruz. Çok çok. Ay minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Bağır oğlum. Vallahi utanırım ben böyle. Sevgili Zahide Yetiş. Şimdi Özlem Hanım'a bazı soruları var. Buradaki misafirlerimiz. Tek tek ben o soruları arayacağım. Çünkü biliyorsunuz 2014 bazı zamlarla birlikte geldi. Buradaki hanımların da zamlardan yana bir hayli dertli olduğunu söyleyebilirim. O zaman ben ev sahibimiz Süreyya Hanım'la başlayayım. Efendim Zeynep Hanım'a ne sormak istiyorsunuz Süreyya Hanım? Zeynep Hanım önce hoş geldiniz diyorum. 2014'te herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Peki. Ben şunu sormak istiyorum size. Genelde yapmış olduğumuz bütçeler, evde yapmış olduğumuz hesaplar çarşıya uymuyor. Biz bütçemizi neye göre yapmalıyız? Bize bu konuda bilgi verirseniz çok sevineceğim. Teşekkür ediyorum. Evet, bütçemizi 2014 yılında neye kadar, neye göre yapmalıyız? Evdeki hesap çarşıya uymuyor dedi. Maalesef uymuyor. Cevabını beklerim o zaman. Peki, cevabı oynayarak mı vereyim, düzgün durarak mı? Çok güzel oynuyorsunuz çünkü. İlham geldi bize de burada. Evet, şimdi bir kere her gelire neşeniz her daim olsun inşallah. 2014 çok güzel geçsin, mutlu. Mutluluk olduğu zaman diyorum, o zaman her şey geliyor. Mutluluk parayı da çekiyor, onu da söyleyeyim. Çünkü mutluluk olan evlerde, huzur olan evlerde insan daha çok işine sarılıyor, daha çok iş yapıyor, daha verimli oluyor. Bu da ne oluyor? İş yerinde paranın artmasını sağlıyor. Şimdi bütçe konusunda şöyle, şunu yapın, hedef koyun. Şimdi burada biz böyle dilek ağacımızı koyduk, görüyor musunuz? Bir hedef. Karı koca olarak ortak hedef olan evlilikler daha uzun ve daha iyi sürüyor. Dolayısıyla karı koca evliler için bir ortak hedef belirleyip bunu... Dilek ağacını asmakla kalmayın. Bunu bir karar olarak alın. O hedefe ulaşmak için bütçe yapın. Yoksa durduk yere insanın bütçe yapası gelmiyor. Ama bir hedef koyarsanız çok daha kolay oluyor bütçe yapmak. Zaten birkaç bütçe yapma örneği verdik. İlerleyen programlarda da onu vereceğiz. Ama her gelire göre bütçe var. Ama hedef olmadan bütçeye insanın yapma hevesi gelmiyor. Yeni sayfa açtık şimdi bembeyaz 2014'te. Yazarak çayı da koyun. Her ay bir saat bütçe yapmaya ayırın. Tek tek 12 kalemi yazın bizim geçen programları verdiğimiz. Yani geliri verdiğimiz ve gideri görelim yazılı olarak önümüzde. Geliri diyorsunuz. Ve gideri. Yani bunu kafadan yapmayalım. Aman aman kafadan real yapmayalım. Real olarak önümüzde olsun. Mesela portakal var ya, portakalı gelir olarak düşünün. Portakalın dilimleri var ya, onların her bir dilimde gider. Kira, mutfak, ulaşım, sağlık, eğitim bunları tek tek yazın.
Yanına da ne kadar ayıracağınızı, diyelim geliriniz 1000 lira, 2000 lira, her neyse, tek tek yanına yazın. Yazdığınız zaman uymaya çalışın buna. Bir yerden kaçırırsanız kendinize kızmayın. Kendinize kızmak da boşa giden enerji, o da işe yaramıyor. Bir yerden ipin ucunu kaçırırsanız, bir portakalın bir dilimi biterse, suyu çekerse öbüründen yersiniz. Ya da gelecek aya düzeltirsiniz. Peki Sinancığım, borçlanarak ev sahibi, araba sahibi olan var mı acaba hanımlar içinde? Çok teşekkürler cevabınız için. Teşekkürler. Sağ olun. Sinan Bey'in duyduğunda sorarsan hanımlara. Hemen sorayım sevgili Zahide Yetiş. Borçlanarak ev, araba sahibi olan var mı aramızda? Ben oldum araba sahibi. Evet, varmış. Siz borçlanarak mı, ev mi, araba mı aldınız? Hem ev aldım hem araba aldım. Ama önce kendi birikimlerimi yaptım. Belli bir kısmı, örneğin yani çekeceğim kredinin yarısını birikim yaparak, yarısını da kredi çekerek hem araba sahibi hem de ev sahibi oldum. Peki ödeyebildiniz mi? Evet, ödedim. Bütçemi ona göre ayarladım. İyi bir bütçe hazırladım. Hem ev giderleri, hem iş yeri giderleri, hem de ödeyeceğim bütçeyi ayarlayarak o şekilde aldım. Zahide Yetiş, biz hanımefendiyle daha önce de konuştuk yayın öncesinde. Benim üzerime bütçe yapan kadın ben bilmem, tanımam diyor kendisi. O kadar da iddialı. Neye dikkat ediyormuş peki bu bütçeyi yaparken? Evet, yani güzel bir çizelge hazırlayınca oluyor. Ödemelerini bak, düzgün yazıyor. Bir şekilde gelirine göre ayarladığın zaman yapabiliyorsun. Ben yıllardır iş hayatının içinde. Hem de bir nevi ev hanımı olarak da bunların üstesinden geliyorum. Evet, hiçbir şekilde de borçlanmıyorum. Yani ödemelerimi de son derece düzgün bir şekilde bankalara yapıyorum. Valla beyefendi gayet rahat ediyor. Böyle bir hanımı var. Sevgili Zahide Yetiş. Size gelelim. aman. Allah, ne oldu? Gerçekten çok heyecanlıyız burada. Evet, sizin sorunuzu alayım. Kredi kartlarına, aidatlarını ödemek zorunda mıyız her ay gelen? Evet hanımefendi, der ki kredi kartlarındaki aidatları her ay ödemek zorunda mıyız? Avukatımıza da bu soruyu ve aynı zamanda Zeynep Hanım'a da sormak istiyorum der. Birazdan soracağız, avukatımız hemen, da cevap verecek. Hemen söyleyeyim, kredi kartlarını ödemek zorunda mıyız? Kredi kartını kullanmak zorunda da değiliz ama kullanıyorsanız ödeyeceksiniz. Kredi kartını bir araba gibi düşünürsek, nasıl ehliyet gerekiyor ya, geçen kredi kartı ehliyeti lazım. Yani ödemeyi, her ay ödemeleri yapmak lazım. Eğer ödeyemeyeceksek ona göre borcu azaltmak. Kredi kartı borçlanma değil, ödeme aracı. Hani yanımızda şöyle tomarla para taşımayalım diye. Ama bakın, altın günündesiniz kızlar. Size bir uyarım var hemen şuradan. Artık kredi kartına şöyle gösterelim. Altın alırken kredi kartına taksit kalktı. Altın alırken kredi kartına taksit kalkıyor. Dolayısıyla kaç taksit vardı eskiden? Eskiden kredi kartını altın alırken 9 taksit, 12 taksit. Yapılabiliyordu istediğiniz kadar. Ama artık bu birkaç şeye daha var. Onlara da geleceğim ama hani hazır altın günündeler diye kredi kartı da deyince hanımefendi söyleyeyim dedim. Yani altın almak istiyorsak biriktirip alacağız. Peşin paramızı cebimize koyacağız. Peşin paramızı koyacağız. Öyle gideceğiz. Bu çok önemli bir nokta kredi kartlarıyla ilgili. Aynı zamanda cep telefonuyla da ilgili, bu daha kesinleşmedi. Bugün demin biraz daha önce konuştum. Öyle mi? Ama cep telefonu satın alırken de taksit artık kalkıyor. Bu bekleniyor. Yani satın aldığınız zaman cihazı artık böyle 10 taksit, 12 taksit neyse herhangi bir taksit yapamıyorsunuz. Taksitlere yok, taksitler durduruluyor. Aslında bilmiyorum, bir taraftan da böyle hani ayarını bilmiyoruz bazen. Gerçekten kendimizden geçiyoruz. Yani hanım alıp gelmiş oluyor eve. Bu kadar taksitle bir şey olmaz. Ayda 200 lira 100 lira diyor. Birikiyor. Ucuz zannediyoruz bir de Zahide. Mesela hani 600 liralık bir şeyi 50-50 ödüyoruz diye zannediyoruz ki 50 lira. Halbuki kerata 600 tabii lira. O da ödeniyor. Yani bize bedavadan kimse para vermiyor sonuçta. Evet, peki soruları var mı Sinancığım hanımlarımızın? Bizim Türk kadına bayılıyorum yani. Evet, bir dakika oynuyoruz, bir dakika da duruyoruz. Siz sanayim ilk olarak sonra da sorunu sağlarım. Merhabalar, ben Asuman. Ben sorumu şöyle sorayım. Bu sıralar paramızın neye göre nasıl değerlendirmeliyiz? Bunu merak ediyorum. Peki altın düştü, dolar çıktı derken kafamız evet, iyice karıştı. Şimdi dünyanın hali biraz karışık biliyorsunuz. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Bakın ben paramızı biriktirme konusunda ben maskara mı getirdim? Bu göz rimel, rimeli mi getirdim? Size bir şey göstereceğim. Küçücük bir şey. Şimdi rimeli çıkarıyorum. Biz kadınlar ne yapıyoruz? Şöyle rimeli şöyle böyle bir pompa gibi yapıyoruz değil mi? Onu yaptığımız zaman rimelimiz çok çabuk bitiyor. Halbuki bunu açtığımız zaman çıkartıp şöyle sürebiliriz.
Küçücük, minnacık bir örnek mi bu? Bu tutumlulukla alakalı bir örnek. Yani alışkanlıktan yaptığımız bazı şeyler bizi aslında zarara sokuyor. Aynen öyle. Yani şunu şöyle şöyle yapmak yerine hop çıkartıp sürdüğümüz zaman biz rimelimizi daha uzun süre kullanabiliyoruz. Demin bir Nur Hanım'la konuşuyordum. O da bankada çalışıyor. Ya o zaman senin bu rimel örneğini hep hatırlıyorum, hep yapıyorum. O bana çok şey hatırlatıyor dedi. Onu göstermek istedim. Yani oradan buradan 50 lira, 100 lira, 150 lira her neyse bütçeniz biriktirip bir kenara ayırabiliriz. O kenar ne diye soruyor hanımefendi. Hı-hı. Ben size öncelikle ev kadınlarının da hakkı emeklilik, bireysel emekliyi öneriyorum. Şimdi daha 1 Ocak itibariyle devletin buna verdiği katkı oranı da arttırıldı 2014 senesinde. Dolayısıyla ona mı girsem buna mı girsem diye çok kafanızı yormadan 10 sene çıkamıyorsunuz. Olsun çıkmayın, artık ömür uzadı. Hepiniz genç kızlarsınız maşallah, buradan görüyorum oyunlar falan zaten. Dolayısıyla bireysel emekliliğe girip uzmanla konuşup size uygun, sizin nabız atışınıza, sizin tansiyonunuza, sizin akşam uykunuza uygun olanaklara göre oraya yatırım yapmanızı tavsiye ederim. En az 100 lirayla başlayabilirsiniz. Nasıl güzel gülümsüyorlar bize maşallah. Sinan da hep yüzü gülüyor tabii, güzel hanımları bulup bulup gidiyor. Ama ben kıskandım biraz, ben de orada Sinancığım, olmak oynamak gelme, istiyorum. Beraber de gideriz. Birazdan yeriz abla. Ama bir dakika, konuşmaya başlamadan önce ben bir daha soru sormak istiyorum oradaki olan uzmanımıza. Buyurun. Bütçemizin kaçta kaçını yani özel temel ihtiyaçlarımıza karşılamalıyız? Bunu merak ediyorum. Bizde malum çocuklar çok, ihtiyaçlar bitmiyor. Bunun için hani neye göre hareket etmemiz gerekiyor? Önce temel ihtiyaçlarımız mı yoksa farklı yatırımlar mı yapmamız gerekiyor? Bunu ne şekilde yapsak daha doğru olur. Çok teşekkür güzel ederim. Bir soru sordunuz. 2014 yılın belki de en güzel ilk sorusunu aldım. Bu ne biliyor musunuz? İstek mi, ihtiyaç mı? Sizin bütçeyi yaparken şöyle bir ikiye ayırın. Bakın ben de heyecanlandım, burada dans edeceğim şimdi. İkiye ayırın ve deyin ki istekler, ihtiyaçlar. İhtiyaç, kira istek mi, ihtiyaç mı? İhtiyaç. Mecburuz. Kira. Mutfak giderleri istek mi, ihtiyaç mı? Bir kısmı ihtiyaç, bir kısmı değil. Elma ihtiyaç ama aldığınız çips ihtiyaç değil, istek. Bunları ayırıp gerektiği zaman hop diye siz isteklerden kısabilirsiniz. İstek mi, ihtiyaç mı? İhtiyaç olanları öncelik tanıyıp önce onlar için harcamalarımızı yapıp ona göre bütçemizi düzenliyoruz. İkiye bütçemizi düzenliyoruz. İstediğimiz zaman kısabiliyoruz ve böylece de bu aslında refaha, zenginliğe giden ilk adım, biliyor musun? İstek mi, ihtiyaç mı diye ayırabilmek. Vallahi ben çok zenginlere bakıyorum. Valla pintilik değil ama dikkat ediyorlar yani. Diyeceksin ki adamın ne ihtiyacı var, hiç gerek yok ama yapıyor. Belki de öyle zengin oluyor yani.